Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir tarif yapacağız. Tarifimizin adı kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Bunu hep beraber yapacağız. Ailenize çok güzel bir ikramda bulunacaksınız. Pastanelere tonlarca para vermenize gerek yok. Tam kıvamında, tam ayarında kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Hep beraber yapacağız. Buyurun yapım aşamasına. Arkadaşlar şu anda kadayıfı yapma aşamasına geçiyoruz. Şu gördüğünüz gibi taze çiğ kadayıf 1 kilo aldık. İçerisine 200 gram tereyağı, ceviz ve dibine serpmek için de fıstık katacağız. İlk başta ne yapacağız? Şu tereyağımızı hafiften bir eriteceğiz. Şu gördüğümüz kadayıfa yedireceğiz. Tereyağımızı eritmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yağımız şu şekilde erittik. Ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunun üzerine döküyoruz. Ondan sonra bunu zaten ilk başta bıçakla küçük küçük kestik. Şu şekilde maksat tümdü ama bu şekilde küçülttük. Bunu ne yapacağız? Yoğuracağız. Bu yağı bu kadayıfa yedireceğiz. Şu şekilde arkadaşlar yediriyoruz. Güzel bir şekilde emdiğini emin olduğumuz zaman ne yapacağız? Tamamlayacağız. Arkadaşlar şu anda ne yaptık? Yağı kadayıfa iyice yedirdik. Yedirdikten sonra ne yaptık? Şu anda bir tane tepsiyi az bir şey tereyağı dibine sürdük ve fıstıkları şu şekilde bu tepsinin üstüne çıkacak şekilde kattık ki güzel olsun. Bu fıstıklar altta kalacak. Ne yapacağız? Şu şekilde ince ince aralıksız bir şekilde ilk tabakayı ne yapacağız? Dizeceğiz. Arkadaşlar şu şekilde ince bir tabaka dibe serdik. Ne yapıyoruz? Bu dibe serilen çok aşırı kalın yapıyoruz. Bir tane ona eş değer tepsiyle ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir şekilde elimizle bastırıyoruz ki düz çıksın. Şu şekilde. Bundan sonra ne yapıyoruz? İsterseniz fıstık, isterseniz ceviz. Şu anda bizde ceviz olduğu için biz ne yapıyoruz? Ceviz serpeceğiz içine. Evet arkadaşlar, döktüğümüz cevizleri ne yaptık? Ondan sonra kalan kadayıflarımızı şu şekilde ince bir tabaka olaraktan cevizin üzerine gerecebilecek şekilde serpiyoruz. Çok aşırı da kalın dökmeme kaybıyla şu şekilde tamamlayacağız bunu da. Evet şu anda arkadaşlar ne yaptık? Kalan bütün kadayıfları da üstüne serptik. En sonunda yeniden bir tepsi yardımıyla şu şekilde bastırıyoruz ki hem şekli güzel çıksın hem de düzgün bir kalıp haline gelsin diye güzel bir şekilde şöyle bastırıyoruz elimizle. Ondan sonra evet gördüğünüz gibi güzel oluyor. Şimdi bu kadayıfımız fırına girmek için hazır. Şimdi fırına süreceğiz. Arkadaşlar şu anda tepsimiz pişti. Bunu bir de alt üst yapacağız. Şu şekilde ona eş değer olan bir tepsi yardımıyla elimizi yakmadan şu şekilde ne yapacağız? Çevireceğiz. Bismillah. Şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Bunu yine bu tepsinin içerisine yavaşça kırmadan ne yapıyoruz? Bunu atıyoruz. Bunu yine de ne yapacağız? Bir 5 dakika fırına süreceğiz ki daha güzel kızarsın diye. Arkadaşlar şu anda kadayıfımız fırından çıktı. Şöyle küçük bir tane de yapmıştık. Bu büyük olan tepsi çok da güzel gözüküyor. Ne yapacağız şimdi? Şerbetini vereceğiz. Bismillah. Şerbeti verirken tepsi fırından çıkan kadayıf sıcak. Şerbet de ne olacak? Ilık olacak. Şerbeti nasıl hazırlayacağız? 1'e 1. 1 kilo şekere 1 litre su. Yani anlayacağınız biz 1 kilo kadayıftan şöyle 2 tepsi çıkardık. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Şimdi bu böyle şekilde yarım saat sonra dinlendikten sonra servise hazır.
Şu anda tatlımız dinlendi, servise hazır. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten pastanelerdekiyle aynısı oldu, birebir yani. Tereyağlı, çok muhteşem de gözüküyor. Umarım beğenirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yiyenlere şifa olsun. Görüşmek üzere.